Saygıdeğer konuklar, Profesör Doktor Reşat Baykal tarafından hazırlanıp Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından yayımlanan Osmanlı İmparatorluğundan günümüze İstanbul'da Kent İçi Deniz Ulaşımı kitabının tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Bir telgrafımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarım sebebiyle aranızda bulunamayacağım için üzgünüm. Davetinize teşekkür ederim. Değerli hocamız Profesör Doktor Reşat Baykal'ın Osmanlı İmparatorluğundan günümüze İstanbul'da Kent İçi Deniz Ulaşımı kitabının tanıtım toplantısına katılan tüm konuklara şahsınızda en içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Şamil Ayrım, İstanbul Milletvekili. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Bülent Katkak'ı kürsüye arz ediyorum. Çok değerli hocalarım, değerli öğrenci kardeşlerim veya evlatlarım, çok değerli konuklar, hoş geldiniz. Yine çok sevinçli olduğumuz günlerden, akşamlardan, toplantılardan birindeyiz. Türkiye Turing Otomobil Kurumu'nun kurulduğu gün 6 Kasım 1923 Cumhuriyet'in ilanından tam bir hafta sonra ve o zamanki ismi Türk Seyyahin Cemiyeti. Hedefi, amacı, gayesi Türkiye'yi dünyaya tanıtmak. Turizm imkanlarını ve tarihi, tabii güzelliklerini bütün dünyanın gözleri önüne sermek. Bu gayeyle kurulan Türkiye Turing Otomobil Kurumu o günden bugüne kadar birçok ilkleri gerçekleştirerek yoluna devam etmiş. Şu anda da elinden geldiğince Türkiye'nin tanıtımına ve yol güvenliğine hizmet etmeye devam ediyor. Bu arada kültür, sanat faaliyetlerini de hızlı bir şekilde birçoğunuzun yakinen takip ettiği gibi devam ettiriyor. Tabii Turing kurulduğu günlerden itibaren birçok konuyla ilgilenmiş ama diyeceksiniz ki deniz ulaşımıyla ilgilenmiş mi? Tabii deniz ulaşımında yol güvenliği, işte tabelaların yapılması, yolların düzenlenmesi, durakların yapılması gibi bir takım görevler olmadığı için pek bilinmiyor. Ama Turing geçmişte de şehir hatları işletmesine ait bazı iskelelerin onarımını yapmış, bakımını yapmış. Mesela Moda iskelesi, Büyükada, Bebek iskelesi, hatta bunların teraslarına veya bir bölümlerine kafeler açarak oraların işletmesinde de bulunmuş. Ve dolayısıyla kamuoyunun dikkatini deniz ulaşımına çekmeye gayret etmiş. Ama maalesef belki millet olarak karayı fazla seviyoruz, denizde çok ilgimiz yok. Belki de şartlar, iç ve dış sebepler bize daha çok otomobili, karayolunu tercih ettirmiş. Dolayısıyla deniz ulaşımı maalesef aksamış. Sadece kent içi şehir ulaşımında değil, uluslararası düzeyde taşımacılıkta, denizcilikte de maalesef dünyada, yani Yunanistan'dan bile geri kalmışız. Bunu tabii hazmedemiyoruz ama inşallah bunu değiştirmek, düzeltmek bizden belki geçti ama salonda bulunan genç öğrenci, üniversiteli arkadaşlarımızın ileride yapabilecekleri bir hedef. İstanbul'da, Osmanlı'dan günümüze İstanbul'da kent içi deniz ulaşımı da maalesef %1'ler, %2'ler, bilmiyorum %3'leri buluyor mu? Halbuki en kolay, en rahat, en konforlu, en güzel deniz ulaşımı, üstelik İstanbul gibi bir şehirde, yani bir yerden bir yere ulaşırken aynı zamanda en güzel manzaraları görebileceğiniz bir şehirde ihmal edilmemesi gereken bir şey. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapılmış ama
Hocamız Profesör Doktor Teşat Baykal, bu eski hocalarımıza ben gıpta ediyorum. Onlar hocalıkları döneminde de çok üretmişler, çok eserler, hem canlı eserler, öğrenciler yetiştirmişler, hem de yazılı eserler bırakmışlar. Fakat emekli olduktan sonra da tekrar üretmeye devam ediyorlar. Hocamız emekli fakat çıkışta alacaksınız çok değerli bir çalışmaya imza atmış. Bir şey daha var. Ben Turing'i çok şanslı görüyorum bu konuda. Bu Turing üyesi, eski hocalarımız bu yaptıkları çalışmaları hiçbir menfaat istemeden, hiçbir telif bedeli istemeden Turing'e hediye ediyorlar. Yeter ki toplumun istifadesine sunulsun diye. Bunun örnekleri epey var. Mesela Profesör Doktor Oktay Belli hocamız Urartu takılarıyla Ani kitabını hediye etti, bastık. Nadir Yayla hocamız yine Teknik Üniversitesi ekolünden yol güvenliğiyle ilgili bir çalışması var. Şu anda grafik tasarımın son günlerinde matbaaya gidecek. Nihat Falay hocamızın bir çalışması var. O da yakında. Sizlerle buluşacak inşallah. Bundan dolayı da Turing çok şanslı. Ve Turing'in bu üyesi olan hocalarımızla iftar ediyoruz. Reşat Baykal hocamız bu çalışmayı büyük bir emek vererek tamamlamış ve bizlerin, bütün Türkiye'nin istifadesine sunmuş durumda. Biz Turing olarak bunu basmaktan tabii ki gurur duyuyoruz. Çünkü Turing zaten kamu yararına çalışan bir dernek bildiğiniz gibi. Bu kamu yararına çalışmayı da büyük bir zevkle yerine getirmiş oluyoruz. Hocamıza bu Ali Cenaplığından dolayı, bu çalışmayı yaptığından dolayı ve bunu Turing'e hediye ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice böyle güzel çalışmalara imza atmasını diliyoruz. İnşallah diğer hocalarımızın da bu üretkenliği devam eder. Biz de her 2-3 ayda bir burada toplanıp kitap tanıtımında bulunuruz diyorum. Herkese teşriflerinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dekanı ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Cemalettin Şahin'i kürsüye arz ediyorum. Kıymetli hocalarım, değerli başkanım, sevgili gençler. Türkiye Turing Otomobil Kurumu olarak pek çok yayına imza attık ya da yayınlanmasına vesile olduk. Ancak bugün tanıtımını yaptığımız kitap bir coğrafyacı olarak ve aynı zamanda Deniz Harp Okulu'da şu anda bir idareci olarak, dekan olarak görev yapmam dolayısıyla beni biraz daha yakından ilgilendiren, heyecanlandıran bir konu. Sayın Başkanım bu konuyla ilgili bana görev tevdi ettiklerinde iki husus benim dikkatimi çekti. Bunlardan birincisi, İstanbul'un önemli bir ulaşım problemi var. Buna en güzel çözüm deniz yolu ve bu konuda çok ciddi eksiklerimiz var. Gerek yayın hayatında gerek uygulamada yani ulaşım sektöründe ciddi eksiklerimiz var. Yeterince denizden faydalanan bir toplum, bir şehir değiliz. Kaldı ki İstanbul içerisinden sadece Boğaz geçen bir şehir değil, Haliç vasıtasıyla şehrin içerisine adeta sokulan bir deniz ulaşımı, deniz var. Fakat biz bunu değerlendiremiyoruz. Bu yönüyle coğrafyacı olarak yıllardan beri üzerinde düşündüğümüz bir konuyu hocamın kaleminden Turing olarak okuyucuların hizmetine sunmak bende ayrı bir heyecan uyandırdı. İkinci bir konu, hocamın CV'sine bakınca 1976-84 yanlış hatırlamıyorsam o yıllar arasında hocamız Deniz Harp Okulu'nda görev yapmışlar. O tarihlerde Deniz Harp Okulu Heybeliada'da Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'ndan oluşuyor. Şu anda Heybeliada'da bizim hazırlık sınıflarımız var ve 1985 yılında Deniz Harp Okulu Tuzla'ya taşınıyor. Yani Tuzla yerleşkesi ya da kampüsü 1985'te faaliyete geçmiş yeni bir mekan. Fakat bugün o mekan bile bize neredeyse yeterli gelmiyor. Çünkü üniversite olduk, sınıflarımız kalabalıklaştı,
Laboratuvarlarımız artık biraz kapasitenin üzerinde çalışmaya başladılar. Bunun da temel sebebi Türkiye'de silahlı kuvvetler bazında, deniz kuvvetleri bazında çok ciddi yatırımlarımız var, çok ciddi personele ihtiyacımız var. O personelin yetişmesi için de geçmişte hocamın yapmış olduğu katkılar gibi bugün de pek çok üniversitemizden akademik manada katkı alıyoruz. Reşat Hocam gemi mühendisi olarak bize dersler vermişler. Türkiye'de Deniz Harp Okulu'nda sadece biz muharip subay yetiştirmiyoruz. Aslında Deniz Harp Okulu olarak hem asker diploması veriyoruz hem de mühendis diploması veriyoruz. Bugün Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında Deniz Harp Okulu 5 ayrı bölümde çift diploma veriyor. Sayın Hocam bunlardan bir tanesi de gemi inşa ve gemi mühendisliği bölümü. Dolayısıyla Deniz Harp Okulu'nun çok ciddi bir mühendislik tarafı var. Malumunuz İTÜ'nün kuruluşu da Deniz Harp Okulu'na dayanıyor. Kasımpaşa'da kurulan Mühendishane-i Bahri Hümayun'dan bugünkü İTÜ'nün çıktığı, neşet ettiği söylenir. Tarihi bilgiler bu şekilde. Biz bu vesileyle hem Deniz Harp Okulu olarak hocamıza geçmişte sunmuş olduğu akademik katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Hem de Turing'in bir üyesi ve yönetim kurulunda görev alan bir kişi olarak ve bir coğrafyacı olarak böyle bir eseri biz okuyuculara ve Turing'e hediye ettikleri için ben hocama çok teşekkürler ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Sayın Sidem Dedetaş'ı kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, değerli Hazirun. Öncelikle burada olmaktan dolayı yaşadığım gururu ifade etmek istiyorum. Çünkü ben de bir gemi mühendisiyim ve gemi mühendisliğine giriş dersimi Reşat hocamdan aldım. Mesleğe ilk adımı kendisiyle birlikte attım. Ve şu anda burada bu kitabın tanıtımında konuşuyor olmak da tarif edilemez bir mutluluk ve gurur gerçekten. Kendisine, tüm öğrencileri adına, bizi yetiştirdiği, bize verdiği emekler adına ve Türk denizciliği, Türk gemi inşa sektörüne katkılarından dolayı da tüm öğrenciler adına teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Şu anda Şehir Hatları Genel Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Tabii biraz önce hocamın da bahsettiği gibi bizim genel müdürlüğümüz Haliç Tersanesi içinde. Aslında deniz ulaşımının geliştirilmesi denince akla tabii ki çok kaynağımız var. Hocam da uzun bahsedecektir. Şehir Hatları'nın önemli bir yeri var. Yani bunun geçmişi işte 1840'lara dayanan bir geçmişin parçasıyız şu anda. Ve bir geleneğin devamını aslında icra ediyoruz, deniz ulaşımı geleneğinin devamını. Tabii İstanbul'un hani İETT ile karşılaştırdığımızda bile daha önce kurulmuş bir ulaşım aracı olan deniz şu anda biraz önce kürsüden de ifade edildi, %3'lere kadar geriledi. Yani %99'dan %3'lere kadar gerileyen bir deniz ulaşımı var İstanbul'da, öyle bir gerçeğimiz var. Ama tabii bu birazcık da yanlış matematikle aslında ifade ediliyor. Çünkü denizde ulaşamayacağımız yerlerde artık İstanbul oraya kadar genişledi ve biz %3'ü ifade ederken biraz karayla rakip olamayacağımız alanlarda aslında istatistik veriler veriyoruz. Bunu belki biraz değiştirmemiz lazım. En azından yanıtmak gibi değil ama doğru verileri konuşabilmek adına. Buna ilave olarak tabii göreve geldiğimizden bu yana biraz önce de bahsettiğim gibi bir geleneğin devamını temsil ettiğimizin bilinciyle neler yapabiliriz ulaşımı arttırmak adına diye çalışmalar yapıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumları gerekse şehir hatları olarak. Özellikle entegrasyonun önemiyle ilgili, yani çünkü günümüzde sadece denize araç ekleyerek ya da hat ekleyerek bir denizi arttırmak, denizin ulaşımındaki payını arttırmak mümkün değil ne yazık ki. O yüzden karayla muhakkak ciddi bir entegrasyon çalışması yapılması gerekiyor. Bunu belediye ve ilgili kurumları gerçekleştiriyor. Biz de kendi adımıza açabileceğimiz hatları, çünkü şehir hatlarını hani
devraldığımızdaki manzara gerek vapur sayısı, gerek ilgi alaka hem de tersanenin durumu anlamında bir derece terk edilmişti açıkçası. Biz tekrardan bir kurumu canlandırmak üzere tersane de aynı şekilde hatlar ve gemilerde bir çabaya giriştik. Amacımız şehir hatlarıyla birlikte denizi büyütmek. Çünkü burada deniz ulaşımını yapan tek kurum şehir hatları değil, burada deniz paydaşlarımız var. Hep beraberce aslında bu işi nasıl büyütebiliriz'in peşindeyiz. İnsanların ya da buradaki paydaşların pastasını daraltmak değil, komple ulaşımı genişletmek üzere. Çok uzatmayacağım, çok kısa kısa bilgiler vereyim. Özellikle gemi bakımlarında, yeni hat açmada, vapur seferlerini arttırmada yaklaşık 200'ün üzerinde sefer artırımı yaptık. Yeni hatlar açtık ve özellikle denize özendirmek için vapurların içinde bir takım çocuk oyun alanları gibi, işte ücretsiz internet erişimi gibi, vapur kafe dediğimiz daha önce Beltur'un yürüttüğü büfe alanlarını artık daha modern, daha çekici hale getirerek aslında deniz ulaşımını özendirmek için bir takım çabalar içindeyiz. Aynı zamanda kadınların toplu ulaşımı kullanmada dünya genelinde bir erkekler oranla daha düşük sayıları var. Bunu da arttırmak için aslında güvenlik noktalarına dikkat çekiyoruz. Yani mesela ücretsiz Wi-Fi hizmeti bir güvenlik anlamındaydı. Kadın gemiciler istihdam ettik vapurlarımıza ilk defa. Daha önce bunlar yoktu. Yani kadın adaylar değerlendirilmiyordu. Biz biraz da güvenlik algısını da yükseltici hem de istihdamı arttırıcı bir takım faaliyetlerde bulunduk. Bulunacağız. Bunları hani yeterli olarak görmüyoruz tabii ki. Arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz ama şimdilik verebileceğim bilgiler bunlar. Sadece deniz ulaşımının yüzdesiyle değil aslında deniz kültürüyle ve sevgisiyle de ilgileniyoruz. Bu anlamda da her türlü işbirliğine her zaman açık olduğumuzu, her türlü bilgiye hocamın 1851 şeyi olacak birazdan, eleştirisi olacak. O da dahil olmak üzere ne yapabileceksek yanlıştan dönmek ya da iyileşmek adına her türlü akla fikre, bilgiye açık olduğumuzu söylemek isterim. Ve son vurguyu da aslında Mühendishane-i Bahri Hümayun'un kurulduğu Haliç bölgesine, Tersane-i Amire'ye çekmek istiyorum. Çünkü bu bölge gerçekten son kalan kamu tersanesi, özellikle Haliç tersanesi olarak son derece kıymetli bir alan. Burada da kendi vapurlarımızın bakımını yapıyoruz ama hani Osmanlı'dan günümüze dediğimizde aslında 1455 yılında kurulan bir tersane bölgesi var burada. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bir tersane ve o zamandan bu zamana nice gemiler yapmış. Osmanlı donanması yapmış, Cumhuriyet devrinde onlarca geminin, farklı geminin inşası yapılmış. Günümüzde de sadece vapurların bakımı diye devraldığımız tersaneyi şu anda biz hem özel hem kamu anlamında sektörü açtık. Farklı gemilerin bakımlarını yapmanın yanı sıra küçük, şu an filomuzun en küçük deniz aracı olan deniz taksileri yine tersanemizde inşa ettik. Ve deniz ulaşımına katkı anlamında küçük tekne eksikliği yaşadığımız noktalarda da deniz taksileri hizmete almaya başladık. Bununla birlikte yani deniz taksinin seri üretimiyle birlikte yeni inşa faaliyetlerimizi de başlatmış olduk. Son faaliyetimiz İstaç'a yaptığımız deniz yüzey temizlik ve çevre kontrol tekneleri. Böylece aslında 2 sene gibi kısa bir sürede şehir hatları hem operasyon tarafında büyüme hedeflerini bir bir gerçekleştirirken bir tarafta da bize yadigar olan kalan son kamu tersanesini yaşatmak, canlandırmak noktasında borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz diyeyim. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Konuşmalarını yapmak üzere Turyol Genel Müdürü Yunus Can'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, siz de hoş geldiniz. Ben Reşat Hoca ile çok defalar geçmişte bir araya geliyorduk. Yine ulaşımla ilgili kendisinden feyiz alıyorduk. Biz de bildiklerimizi, tecrübe ettiklerimizi kendisiyle paylaşıyorduk. Yeniden bir arada olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu, sizi sağlıklı gördüğümü, sevindiğimi ifade etmek isterim. Yaptığınız bu çalışmadan dolayı da daha henüz çalışmayı göremedik hocam. İnşallah onu da göreceğiz çıkmadan. Ama verdiğiniz emekten biz her zaman feyiz alıyoruz sizden hocam. İstifade edeceğiz. Bütün bunların her şeyden önce hayata geçirilebilmesi için bütün çalışmaların ve işte arzu edilen seviyeye gelebilmek için merkezi ve yerel hükümetlerin
o niyet içerisinde olduklarını açıkça ortaya koymaları lazım. Kısaca bunları söylemek istedim. Vaktinizi aldım, özür diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Reşat Baykal, 1938 yılında Ardahan'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Ardahan'da okudu. Ankara Atatürk Lisesi'ni 1956 yılında bitirip aynı yıl girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi Şubesi'nden Haziran 1961'de yüksek mühendis unvanıyla mezun oldu. Askerlik hizmetini 1961-63 döneminde Deniz Kuvvetleri'nde yaptı. Eylül 1963'te Makine Fakültesi Gemi Şubesi'nde asistanlığa başladı. 68'de doktor, 74'te doçent, 80'de profesör oldu. Cento bursunu kazanarak 69-71 yıllarında Glasgow Strathclyde Üniversitesi'nde, Eylül 71-76'da Hanover Teknik Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yaptı. Ağustos 1980 yılında seçildiği Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nı 12 Ekim 1992 tarihine kadar aralıksız 4 dönem sürdürdü. 92-96 döneminde seçilerek atandığı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. İTÜ dışında 76-84 döneminde Deniz Harp Okulu'nda ders verdi. 66-69 yıllarında Gemi Mühendisleri Odası, 87-92'de Türkiye Gemi Sanayi, 97-2000'de Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2002'de Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulundu. 92'den beri ABS Amerikan Lordu Avrupa Grubu, 2008'den itibaren de ABS Karadeniz Grubu Teknik Komite Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Yayımlanmış tezleri dışında 10'u telif, 3'ü çeviri ve 3'ü de konferans yayını olmak üzere toplam 16 kitabı, makale, tebliğ, araştırma ve uygulamalı çalışma türünde 85 yayını vardır. Emekli olduğu Mayıs 2005'ten beri İTÜ'deki derslerine 2017 yılına kadar devam etmiştir. Emekli olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze İstanbul'da Kent İçi Deniz Ulaşımı kitabını hazırlayan Sayın Profesör Doktor Reşat Baykal hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Başkan, değerli konuklar, geleceğimiz ve umudumuz sevgili gençler. Hepinize hoş geldiniz der, sizleri saygı ve sevgilerimle selamlarım. İlk kez bir denizci kökenli gemi inşaatı yüksek mühendisi tarafından yazılmış bir kentçi deniz ulaşımı ile ilgili bir kitaptır. Şimdiye kadar sizlerin çok sık sık hepimizin rastladığı deniz ulaşımı ile ilgili birçok kitap vardır. Ancak bu kitap yazarlarını her ne kadar kendilerini deniz tarihçisi bilmem veyahut o konunun uzmanı gibi belirtseler de aslında tarihçilerin yazmış olduğu akademik çalışmaların dışında denizci kökenli bir kişinin yazdığı ulaşımla ilgili kitap yoktur. Bu kitapları yazanlar grafiker, ressam, diş hekimi, doktor, gazeteci, dil bilimci, coğrafyacı, iktisatçı, sosyolog, edebiyatçı, inşaat mühendisi, makine mühendisi gibi bu mesleğe amatör olarak gönül vermiş kişilerdir. Aslında denizci kökenli kişilerin bu konuya eğilmemesinden yararlanarak bu kişilerin yazmış oldukları kitapları da bir kazanım olarak değerlendirmek gerekir. Büyük bir eksikliğini gidereceğini düşündüğüm bu kitap 8 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm deniz ulaşım araçlarının tarihsel gelişimi ve değişik ölçütlere göre gemilerin sınıflandırılmasını anlatmaktadır.
Genelde deniz veya su içerisinde ulaşım araçlarının hareketini sağlamak tarihsel gelişim içinde başlangıçta insan gücüyle, daha sonra rüzgar gücüyle ve son olarak da değişik makinalarla sağlanmıştır. Bunun için bu nedenle tarihsel gelişim içerisinde deniz araçlarının gelişimini anlatırken saldan küreye, kürekten yelkene, yelkenden buharlıya, buharlıdan da makinalıya geçiş şeklinde sınıflandırabiliriz. Antik çağlarda tabii bugünkü kullanılan ulaşım araçları yoktu. Başlangıçta insanların, kütüklerin ve tomrukların su içerisinde yüzüşünden esinlenerek, bunların içini oyarak kendilerine deniz aracı yapmaya başlamışlar. Ve zamanla düzgün tomrukları birbirine bağlayarak salları oluşturmuşlardır. Ve yapılan bu sallarda ormanlık bölgelerde ağaçlardan, ormanlık olmayan bölgelerde sazlardan yapılmıştır. Yansıda da bu şekilde ağaçtan ve sazdan yapılan salları görmekteyiz. Rüzgar gücünün den yararlanmayı insanlar öğrendikten sonra da yelkenli tekneler dönemi başlamıştır. Bu yelkenli tekneler döneminin de antik çağdaki başlangıçlarında büyük ağaç yapraklarından yararlanarak bugünkü konuma gelinmiştir. Nitekim buradaki yansıda görülen yelkenli teknede, antik çağdaki teknede eğrelti otunu yelken olarak kullanan bir tekne olarak gözükmektedir. Antik çağda ayrıca gelişmeleri düşündüğümüz vakit Yeni Zelandalı yerlilerin saz demetleri üzerindeki gölleri geçişi, Iraklı çobanların keçi ve koyun tulumlarının üzerinde göl ve nehirlerde ulaşım sağlayıp avlanmaları, Hindistan'ın Tamil yerlilerinin kollarının altına aldıkları kütüklerle balık avlayışları ve Pakistan'ın güneyinde Sintlilerin geniş ağızlı küpler üzerinde deniz avcılığı yaptıklarını bu antik çağdaki araçlara örnek olarak verebiliriz. Kitabın ikinci bölümünde Osmanlı'dan günümüze kadar kullanılan deniz araçlarının isimleri ve tanımları belirtilmiştir. Şu baştaki yansıda Osmanlı İmparatorluğu döneminde deniz araçları için kullanılan Türkçe kökenli, Arapça kökenli ve Farsça kökenli ve yabancı dilden esinlenerek kullanılan deniz araçlarının isimleri gözükmektedir. Genelde bu isimleri de iki grup altında toplayabiliriz. Bir, genel isimler. Yani gemi dediğiniz vakit bir deniz aracı olduğunu anlarsınız ama bunun ne çeşit gemi olduğunu bilemezsiniz. Tekne dediğiniz vakit gene bir deniz aracı ve daha ziyade deniz araçlarının gövde kısımları, ana gövdeleri kastedilmektedir. Kayık dediğiniz vakitte bunun bir kürekli tekne olduğunu ama ne çeşit kayığı, bu balıkçı kayığı mıdır, saltanat kayığı mıdır belirlenmez. Onun için bu kelimelerin başına bazı ilave kelimeler ilave edilerek hangi tip gemi olduğu belirlenmiştir. Örneğin gemi yerine yük gemisi dediğiniz vakit yolcu gemisi diyebilirsiniz.
benzeri şekilde örnekleri çoğaltabiliriz. Aslında Kaşgarlı Mahmud'un divanı lügatında deniz araçları için özellikle Oğuz ve Kıpçak lehçelerinde kemi ve kimi kelimelerinin kullanıldığı belirtilmektedir ki bu bugün bizim kullandığımız geminin orijinini oluşturmaktadır. Yine aynı lügatta kayak kelimesi bugünkü kayıkları oluşturmaktadır. Yani deniz üzerinde kayıp giden tekne anlamındadır. Yani gemi ve kayık dışındaki diğer isimler yabancı kökenlidir. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde gemilere sefine, Arapça, Farsça keşti ve diğer şeylerde de bu sandaldır vesairedir. Bunların hepsi yabancı kökenlidir. Kimisi Fransızcadan, kimisi Latinceden, kimisi İngilizceden alıntı kelimelerdir. Bu yansıda da işte bir kürekli tekne, yelkenli tekne, buharlı gemi, gene kürekli tekneler. Bu işte koyun ve keçi postlarının şişirilerek salların altına, ağaç kütüklerinin altına konularak yapılan ve kelek denilen araçlarla yapılan taşımacılık ki bu Osmanlı döneminde de Dicle ve Fırat nehirlerinde çok yaygın olarak kullanılmaktaydı. Bu da gene antik dönem sayılabilecek küfa denilen yuvarlak kayığı göstermektedir. Kitabın üçüncü bölümünde kürekli tekneler anlatılmıştır. Kürekli tekneler olarak benim yani içime sindirerek ulaşabildiğim 110 farklı çeşit kürekli tekneyi tanımı bu kitabın içerisinde yapılmıştır. Ve çoğunun da hangi kökenden geldiği belirtilmiştir. Bu yansıda da şu iki başlangıçtaki iki tekne Deniz Müzesi'nden alınmış. Saray mensuplarının, padişahın vesairenin kullandığı saltanat kayıklarını şu 1885 senesinde Bakırköy iskelesinde önündeki kürekli tekneleri. Eskiden kürekli tekneleri kullanan kayıkçıların da özel kıyafetleri vardı. Bu özel kıyafetleri göstermek üzere de bu yansıya bir bize bir fikir vermektedir. Kitabın dördüncü bölümünde rüzgar kuvvetinden yararlanarak kullanılan tekneler ele alınmıştır. Ve bu yansıların birincisinde gösterilen bu yelkenli tekne, çocukluğu ve gençliği Büyükada'da geçen İstanbul Üniversitesi'nden tıp doktoru olarak mezun olan Akilas Milas isimli vatandaşın çizmiş olduğu bir teknedir. Bu da Hisar önlerinde seyreden, Boğaz'da seyreden değişik tip yelkenli tekneleri göstermektedir. Kitabın 5. bölümünde ise Osmanlı İmparatorluğu'nda ki buharlı gemiler dönemini anlatmaktadır. Buhar makinesinin icat edilmesinden sonra buhar makinesinin deniz araçlarına uygulanmasıyla Osmanlı döneminde yandan çarklı diye tabir edilen tekneleri görmekteyiz. Bu tür teknelerde şurada yansıda görüldüğü gibi güvertelerin üzerinde uzun bir bacası ve bu bacadan da çıkan kesif dumanlar vardı. Dolayısıyla bu Arapça bu veya bu kelimesinden esinlenerek bu tip gemilere Osmanlı döneminde bu gemileri de denilmektedir.
Buharlı tekne olarak, yani buhar makinesiyle çalışan tekne olarak İstanbul'a gelen ilk tekne şu Swift adlı İngiltere'den 1828 tarihinde İstanbul'a gelip satın alınan bir teknedir. Bu tekneye daha sonra o zaman yoğun olarak kullanılan Arapça kelimelerden dolayı küçük anlamına gelen Sagir ismi verilmiştir. Bu teknenin biraz daha büyüğü bir sene sonra 1829'da satın alınmış. O da biraz daha büyük olduğu için gene Arapça bir terim olarak Kebir ismi kullanılmıştır. Şimdi genelde Osmanlı döneminde buharla çalışan teknelere gemi değil vapur ismi kullanılmaktaydı. Vapur kelimesi kullanılmasının nedeni de Fransızca vapeur buhar demek. Biz bu buhar kelimesini yanlış bir uygulama olarak dilimizde buhar makinesiyle çalışan gemilere bu adı vererek vapörü vapur şeklinde Türkçe'ye uygulamaya başlamışız. Onun için o dönemde yani gerek buhar makinesiyle çalışan gemiler, gerekse daha sonra modern anlamda buhar türbiniyle çalışan gemilere buharlı gemi adı verilmektedir. Buharlı gemilerinde başlangıçta yandan çarklı olma pistonlu buhar makinesiyle çalışanların baştan yandan çarklı olmasına rağmen daha sonra buhar makinesiyle çalışıp pervane kullanan gemiler de vardır. Onun için vapur ve buhar kelimeleri bizim kullanımımızda farklı anlamlar ifade etmektedir. O nedenle özdeyiş olarak her vapur gemidir. Yani buharlı da olsa, motorlu da olsa gemidir. Ama her gemi vapur değildir. Çünkü motorlu olan buharlı olmadığı için vapur diye anılmaz. Benzer şekilde her buharlı gemi yandan çarklı olmasa da her yandan çarklı bir buharlı gemidir şeklinde özdeyişlerde dilimize yerleşmiştir. Bu vapur kelimesinin günümüzde daha çok gemi şeklinde kullanıldığını söylemiştik. Motorlu olmasına rağmen bunun bir istisnası araba vapurudur. Araba vapurları eskiden yandan çarklıydı, vapur deniyordu. Şimdi motorludur ama o alışkanlık araba vapuru şeklinde devam etmektedir. Kitabın 6. bölümünde Osmanlı döneminde kurulan 1851 senesinde anonim şirket şeklinde kurulan ilk özel sektör kuruluşu Şirketi Hayriye'dir. Bu Şirketi Hayriye'nin şurada amblemi görülmekte. Şu da işte eski Arap alfabesiyle Şirketi Hayriye ismi yazılmaktadır. Şirketi Hayriye 1851 senesinde Boğaz'da sadece Boğaz hattına münhasır olmak üzere gemi işletmeciliğini aldığı vakit, bu yetkiyi aldığı vakit elinde gemileri yoktu. Onun için ilk 8 tane yandan çarklı buharlı gemi İngiltere'ye sipariş etmiştir. İngiltere'den o gemiler gelinceye kadar da tersaneye amir eden gemi kiralayıp özel işletmecilere bir sene bu işletmeciliği yapmıştır.
1852 senesinde Şirketi Hayriye'nin İngiltere'ye sipariş ettiği gemiler yavaş yavaş gelmiştir. İlk partide gelen ilk iki gemiye birine bir numara, diğerine iki numara verilmiştir. Şu yansıda görülen bir numaralı Rumeli vapurudur. Yani Şirketi Hayriye'nin ilk gemisidir. Şu ise Türkiye'de, dünyada modern anlamdaki araba vapurunu yapan ilk Osmanlılardır. Ve bu da Şirketi Hayriye döneminde Şirketi Hayriye'nin efsane genel müdürü Hüseyin Haki'nin önderliğinde ve Tersane-i Amire'deki gemi inşa mühendislerinin yardımıyla planları çizilip İngiltere'ye götürülmüş. İngiltere'deki uzun tartışmalardan sonra sipariş verilmiş ve gemi ilk gemi yapılarak Türkiye'ye gelmiştir ve İstanbul'a gelen bu ilk gemiye Suhulet adı verilmiştir. Kolaylık anlamında. O zamanki gemi isimlerinin büyük bir çoğunluğu da Arapça veya Farsça. Daha çok Arapça. Bu geminin yararları görülünce hemen akabinde ikinci bir gemi sipariş ediliyor. O ikinci gemiye de Sahil Bend adı veriliyor. Yani iki sahil arasında ulaşımı, bağlantıyı sağlayan tekne. Şimdi bu şirketi Hayriye şirketi özel şirket olarak değişik dönemlerde değişik işletmeciler tarafından çalıştırılmış ve bununla ilgili ayrıntılı bilgiler belgelere, Başbakanlık Osmanlı arşivindeki belgelere dayalı olarak kitapta ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ve bu 1851'de kurulan bu şirket 1845 yılında Deniz Yolları Umum Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Hatları İşletmesi'nin bünyesine alınmış. Yani satın alınarak devletleştirilmiştir. Yani bu özel şirket 1845'te Şehir Hatları bünyesine girmiştir. Bilindiği gibi Şehir Hatları işletmesinde bir ara bütün ulaşım sektörlerinin bir elde toplanması fikri benimsenerek Şehir Hatları işletmesi İDO'nun bünyesine alınmıştı. Şehir Hatları işletmesinin İDO'nun bünyesine alındığı dönemde Şehir Hattı gemilerinin sarı bacalarının üzerine 1851 tarihi yazılmıştır. Ve böylece adeta Şehir Hatları işletmesinin kuruluş tarihinin başlangıcı 1851 yılı olarak lanse edilmiştir. Bu her bakımdan yanlış bir uygulamadır. Bir kere Şirketi Hayriye'den daha evvel kamu kuruluşu olan Şehir Hatları İşletmesi ismi de farklı da olsa bir kamu kuruluşu olarak devlet tersanesi olarak Tersane-i Amire'nin vapurları kumpanyası veyahut Hazine-i Hassa vapurları veya ondan sonra Fevadiye-i Osmaniye şeklinde devam eden değişik isimlerle devam edip günümüze kadar ulaşmıştır. Ve 1945 senesinde de Şirketi Hayriye'yi kendi bünyesi içerisine almıştır. Dediğim gibi ilk zaman Şirketi Hayriye'nin gemileri olmadığı için Tersane-i Amire'den gemi kiralayarak işletmeciliğe başlamıştır. Bunun gibi değişik nedenlerle bu yanlışın bir an evvel düzeltilmesi gerekir.
Sevgili Sinem'i ben eleştirmek için söylemiyorum. Ölmüş bir terzaneyi canlandırıp denizcilik sektöründe umut veren girişimlerini sürdürüyor. Onda kendisine başarılar diliyorum. Umuyorum ki bu konuya da olumlu bir çözüm getirir. Kitabın 7. bölümünde Haliç bölgesinde taşımacılık yapan Haliç Vapurları Şirketi veyahut Halici Dersaadet Şirketi Hayriyesi şeklinde bir uygulama gözükmektedir. Bu 1851 yılında Şirketi Hayriye'nin kurulmasından esinlenerek bundan 5 yıl sonra 1856'da Haliç'te yine sadece köprüyü geçmemek üzere Haliç bölgesi içerisinde taşımacılık yapmak üzere Haliç Vapurları Şirketi kurulmuştur. Bu Haliç bölgesinde kurulan bu adeta bir iç deniz gibi olan bölgede kendine özgü tekne tipleri geliştirilmiş ve bu tekne tiplerinin bir özelliği de bunlara özel bir isim verilmemiştir. Bu tekneler sadece numaralarıyla bilinmektedir. Şurada da Aragüler'in arşivinden alınmış yağ iskelesindeki bir mavnalar. Şu alttaki yansıda da Haliç bölgesinin her iki yakasındaki iskeleler belirtilmiştir. Kitabın 8. bölümünde ise Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde kamu ve özel denizcilik işletmeleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Burada şu üst tarafta görülenler Şirketi Hayriye, Haliç Vapurları, Seyri Sefain vesaire, bunlar hep Osmanlı dönemindeki denizcilik kurumlarının amblemleri. Şu bölge ise Cumhuriyet dönemindeki kamu ve özel sektör işletmecilerinin amblemleri. Bu kitabın içerisinde bu denizcilik kuruluşlarının her birinin hangi hatta ne şekilde bir taşımacılık yaptığı ve tarihçeleri ve filoları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler bu özellikle bu işletmenin sorumlularıyla birebir görüşülerek onlardan alınmış ve aynı şekilde güvenilir yazılı kaynaklarda, Osmanlı kaynaklarındaki bilgilerle de birleştirilerek ilk defa bütün bu denizcilik kuruluşları bir araya getirilerek kitabın bu bölümdeki sayfaları arasında belirtilmiştir. Yine bu bölümde işte 1847 yılından başlayarak günümüze kadar uzanan bu kamu sektörü denizcilik kuruluşları farklı isimlerle birbirine dönüşmüş. Fevadiye-i Osmaniye, İdare-i Azize, İdare-i Mahsusa, Osmanlı Seyri Sefain İdaresi diye Osmanlı bölgesi dönemini, Cumhuriyet döneminde de işte Türkiye Seyri Sefain İdaresi ile başlayarak bugünkü belediyeye bağlı şehir hatları işletmesine kadar olan değişimin öyküsü anlatılmaktadır. Bu son yansıda da bu aslında deniz ulaşımı ile entegre olan bir kara ulaşımı ile ilgili bilgidir. Bu adalar bölgesinde Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da birkaç yıldır başlatılan elektrikli araçlarla ada içerisindeki ulaşımın gerek toplu ulaşım aracı olarak
14 kişilik teknelerle, gerekse taksi şeklindeki küçük teknelerle yapılan ulaşım. Burada da bu adaların içerisindeki bu elektrikli araçların değişik hatlardaki sefer hatları gösterilmiş ve bunlarla ilgili bilgiler verilmiştir. İçeriğini özetlemiş olduğum bu kitabın gemi inşaatı, deniz teknolojisi, ulaşım ve lojistik konularında eğitim gören, akademik çalışma yapan, uygulamacı ve ilgi duyanlara yararlı olacağı görüşündeyim. Kitabın yazım dönemimde yorum, öneri, kitap, fotoğraf ve belge temini, arşiv araştırması ve benzeri şekilde katkıda bulunan meslektaşlarım, arkadaşlarım, eski öğrencilerim ve denizcilik kuruluşu mensuplarına gönülden teşekkür ederim. Kitabın yazım, sayfa düzenleme ve kapak tasarımını yapan Togo Tasarım'dan değerli arkadaşım Tarkan Togo ve eşine, kitabın baskı ve cilt aşamasında emeği geçen Ajans S çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim. Kitap basımının çok zor olduğu bir dönemde bunu severek, üstlenerek yapan Turing kurumuna, başta yönetim kurulu başkanı Dr. Bülent Katkak olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve kitabın yayın koordinatörlüğünü üstlenen Tülay Taşdemir hanımefendiye şükranlarımı sunarım. Yoğun çalışma dönemimde her türlü özverileriyle bana destek olan ailemin yardımları olmasaydı, kitap bu kadar kapsamlı ve anlamlı olamazdı. Bu bağlamda değerli eşim Nuran ve sevgili evlatlarım Revna ve Arda'yı sevgiyle anarken kitabı onlara adıyorum. Böyle bir soğuk kış akşamında ve salgın pandemiye aldırmadan katılımlarınızla beni onurlandıran siz değerli konuklara gönülden şükranlarımı sunarken konuşmamı büyük denizcimiz Barbaros'un dizeleriyle bitirmek istiyorum. Barbaros diyor ki, er kişi bırakmalı ardında bir eser, eser bırakmayanın ardından yeller eser. Hepinize iyi akşamlar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.